İbadet, Allah'ın farz kıldığı şeyleri yerine getirmek, haram kıldığı şeylerden kaçınmak ve koyduğu sınırları aşmamaktır. Mücahit rahmetullahi aleyh der ki, dünyadaki nasibini de unutma ayetindeki dünyadaki nasipten kastedilen mana, insanın Allah'a ibadet etmesidir. Kardeşim, şunu bil ki Allah'a ibadetin temeli yüce Allah'ı tanımak, Allah'tan korkmak, bütün ümidini Allah'a bağlamak ve kendini her an Allah'ın murakabesi altında hissetmektir. İnsan bu dört hasletten yoksun olduğu zaman imanın hakiki manasını eremez. Çünkü Allah'ı tanımadan her şeyi yaratan, bilen ve kadir olan bir Rab olduğuna iman etmeden ibadet geçerli olmaz. O, beşeri bilgilerle tam manasıyla kavranamaz ve tasavvur edilemez. O, hiçbir şeye benzemez ve O, hakkıyla işiten ve görendir. Bir bedevi, Muhammed bin Ali bin Hüseyin radıyallahu anha şöyle der. Sen Allah'a ibadet ederken hiç onu gördün mü? Ben görmediğim Rabb'e hiç ibadet etmedim. Bedevi şaşırır. Nasıl onu görebiliyorsun? O, gözlerin bir şeyi ayan bayan gördüğü gibi görülmez. Fakat kalpler iman hakikatiyle onu görebilir. O, hislerle bilinmez, mahlukata benzemez. O, ayetleriyle bilinir, bir takım işaretlerle tanınır. Hükümlerinde asla zulmetmez. İşte bu sıfatlara sahip olan Allah, kendinden başka bir ilah bulunmayan yerin ve göklerin yegane Rabbidir. Bunları dinleyen bedevi şöyle der. Allah, emanetini nereye tevdi edeceğini en doğru şekilde bilir. Ariflerden birine ilmi batının ne olduğu sorulur. Şöyle cevap verir. O, Allah'ın sevdiği kulların kalplerini açtığı ne bir meleğe ve ne de bir beşere verdiği bir sırdır. Kâbul Ahbar rahmetullahi aleyh şöyle der. Eğer insanoğlu Allah'ın azameti hakkında zerre kadar ilmi yakine, kesin bilgiye sahip olsalardı, deniz üstünde yürür ve rüzgarla yol alırlardı. Mahmud el-Verak bir şiirinde şöyle der. Allah'ın verdiği nimete şükretmek bir nimetse, bu nimete karşılık yine şükretmem gerekir. Günler günlere eklense, katılsa bile ömre ömür, onun lütfu olmadan şükrün hedefine nasıl varılır? Ondan bir sevinç geldiğinde her yere sirayet eder. Şayet bir sıkıntı gelse ondan, ardından ecir gelir. Sevinçte ve sıkıntıda pek çok nimetler vardır. Bunları anlamaktan vehimler, karalar ve denizler kadar uzaktır. Allah hakkında böylesine kesin bir bilgiye sahip olan kişi, derhal ibadet ve kulluk vazifesini yerine getirmeyi benimser. İman, kesin olarak kalbe yerleşince, Allah'a ibadet etme gereği kendiliğinden ortaya çıkar. Eğer ibadet, bir sevap elde etmek veya ceza korkusuyla yapılırsa, böyle yapan kişi kamil manada ihlaslı değildir. O kişi ibadeti nefsi için yapmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilir. Sizler sahibinden korktuğu zaman çalışan kötü köpek ve ücreti verilmediği zaman iş görmeyen kötü işçi gibi olmayın. Cenab-ı Hak şöyle buyurur. İnsanlardan kimi Allah'a yalnız bir yönden kulluk eder. Şöyle ki, kendisine bir iyilik dokunursa pek mutlu olur.
bir musibete uğrasa çehresi değişir, dinden yüz çevirir. O dünyasını da ahiretini de kaybetmiştir. İşte bu apaçık ziyanın da ta kendisidir. Bizlere lütuf ve ihsanda bulunduğu nimetleri sebebiyle Cenab-ı Hakk'a ibadet ve taatta bulunmamız gerekmektedir. Kaldı ki bizlere ibadeti emretmesi ve karşılığında mükafat vermesi yine bir lütuf. Emrini terk edenleri cezalandırması da adalettir. Alimlerden biri şöyle der: İnsanlar içinde Allah'a en yakın olanı, Allah'ın kendisi için takdir ettiği şeye en ziyade rıza gösterendir. Bu konuda söylenmiş hikmetli sözlerden biri şöyledir: Nice sevinçler, sevindirici şeyler vardır ki aslında hastalık ve musibettir. Nice hastalıklar vardır ki aslında şifa ve hayırdır. Nitekim bir şiirde şöyle denir: Senin için nice nimetler dürülmüştür, belaların en gizli yerlerine. Üzerine çullanan musibetler arasında sana doğru koşan nice sevinçler var. Zaman içinde akan hadiselere sabret. Her işin mutlaka bir sonu var. Her keder için bir sevinç, her sevinç için bir keder var. Bu hususta bizler için şu ayet yeterlidir: Hoşunuza gitmediği halde savaş size farz kılındı. Sizin için daha hayırlı olduğu halde bir şeyi sevmemeniz mümkündür. Sizin için daha kötü olduğu halde bir şeyi sevmeniz de mümkündür. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Şunu iyi bilesin ki kişi dünya sevgisini elinin tersiyle geri çevirmedikçe Allah'a ibadetini mükemmel hale getiremez. Bu konudaki hikmetli sözlerden bazıları şöyledir: En tesirli nasihat, bir perdeyle engellenmeden kalbe ulaşan nasihattir. Dünyevi arzular ve keyfi istekler, nasihatin kalbe tesirini engelleyen perdelerdir. Dünya hayatı bir andır. Onu ibadet haline getir. Ebu Velid el-Baci şöyle der: Bütün hayatının sadece bir saatten ibaret olduğunu kesin olarak idrak edip anladığın zaman, niçin ömrüm hakkında cimrilik yapayım da onu hak ve taat uğruna harcamayayım? Sahabeden biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle der: Ben ölümden hoşlanmıyorum. Efendimiz, senin malın mülkün var mı? Evet var. Malını hayır işlerinde harcayarak önden gönder. Zira malı neredeyse kişi de oradadır. Rivayet edildiğine göre Hazreti İsa aleyhisselam şöyle der: Bir insanın iyiliği şu üç şeyde belli olur: konuşması, bakışı ve susmasında. Konuşması Allah'ın zikri dışındaysa boş sözdür. Bakışı ibret alma dışındaysa hatalıdır. Susması da tefekkür etme dışındaysa boş vakit geçirmektir. Dünyayı terk etmek, onun ahvaliyle ilgili düşünceleri bir kenara atmakla, dünyevi lezzetlerle ilgili temennileri terk etmekle olur. Çünkü düşünce insanın kişiliğiyle alakalı olduğundan bir şeyi düşünmek onu talep etmeyi doğurur. Gözleri serbest bırakarak helal olmayan yerlere bakmaktan korunmak gerekir. Çünkü helal olmayan yerlere bakmak, şeytanın fırlattığı hedefine isabet eden bir ok ve insanı etkisi altına alan bir güçtür. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Bakış iblisin oklarından bir oktur. Kim onu Allah korkusundan terk ederse
Allah ona öyle bir iman verir ki hazzını kalbinde duyar. Bazı hikmetli sözlerde şöyledir: bakışlarını serbestçe sağa sola salanların üzüntüleri çok olur. Sürekli sağa sola bakmak insanın halini ortaya çıkarır. Kişiyi rezil eder ve cehennem ateşinde kalma süresini uzatır. Gözlerine sahip ol. Eğer onları serbest bırakır sağa sola bakmalarına izin verirsen, hoşlanmayacağın görüntülerle seni karşı karşıya getirir. Eğer onlara sahip olursan, bütün azalarına sahip olabilirsin. Eflatun'a sormuşlar: hangisinin kalbe verdiği zarar daha fazladır? İşitmek mi, bakmak mı? Şöyle cevap vermiş: gözlerle kulak, kalp için bir kuşun iki kanadı gibidir. Kuşsa ancak iki kanadıyla uçabilir ve yere iki kanadıyla konabilir. Bir kanadı kırık kuş, sırf diğerine yükleneceğinden çok fazla yorulur ve zahmet çeker. Muhammed bin Zav şöyle der: kişinin aklının estiği her şeye bakması, Allah katında bir kusur ve aklı başında insanlar nezdinde değersiz olması için kâfidir. Zahitlerden biri, adamın birinin köleye bakarak güldüğünü görmüş. Ona şöyle demiş: behey, aklı ve kalbi bozuk adam. Ey gözleri harap olmuş adam. Sen hiç bütün amellerini yazan, onları kaydedip muhafaza altına alan yazıcı ve koruyucu meleklerden utanmıyor musun? Onlar senin her fiilini ve davranışını yazıyorlar. Sürekli sana bakıyorlar ve senin gayet açık bir batağa düşmüş bir zavallı olduğunu müşahede ediyorlar. Sense batağın içinde seni seyredenlere aldırış etmeden duran labali bir kişilik sergiliyorsun. İmanın en sağlam kulpu sabırdır. Hem şeytanın kışkırtmasına karşı kalkandır sabır. Sabrın sonunda selamet vardır. Acelenin sonuysa hüsrandır. Zaman içinde bir belayla karşılaşırsan, zaten hep belalarla doludur zaman. Üzülme. Hemen güzelce sabır zırhına bürün. Zira bil ki sabır cennetin kılavuzudur. Sabret. Gözünün bakmasına, kalbin kaymasına, ibadetlerine ve taatine sabret. Çünkü sabır cennetin kılavuzudur. La ilahe illallah.